Merhaba arkadaşlar, karbonhidratlar soru çözümüyle birlikteyiz. Canlıların temel bileşenlerini anlatırken her bileşenin arkasında bir soru çözümü yapmayı düşündüm. Soru sayımız az ama en azından bizim akılda kalıcılığımızı artıracak birkaç tip sorudur. Şimdi karbonhidratlar soru çözümünden başlayalım. Karbonhidratlarla ilgili 5 tane soru hazırladım arkadaşlar. Bakalım. Diyor ki birinci soruda monosakkaritlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi monosakkaritleri hemen hatırlayalım. Mono neydi? Bir demekti. Yani tek şekerlilerden bahsediyor. Tek şekerlilerimizi hatırlayalım. Tek şekerleri biz ikiye ayırıyorduk karbon sayısına göre. 5 karbonlu olanlar, bir de 6 karbonlu olanlar. Şimdi 3 karbonlu olanlar da vardı ama bunlar hani çok fazla çıkmıyor karşımıza. Sadece isim olarak bilmeniz yeterlidir. Gelelim 5 karbonlu ve 6 karbonluya. 5 karbonlu olanlar riboz ve deoksiriboz. Deoksiriboz. 6 karbonlu olanlar ise glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Galaktoz. Arkadaşlar 5 karbonlu olan ribozla deoksiriboz enerji verici olarak kullanılmaz. Bunlar yapıya katılırlar. Ama 6 karbonlu olan glikoz, fruktoz ve galaktoz bunlar enerji verici olarak kullanılır. Glikozla fruktoz bitkiseldir. Bitkilerde üretilir. Galaktoz ise arkadaşlar süt şekeridir. Hayvanlarda üretilir. Memeli hayvanlarda tabii ki üretilecek. Bunu da bilmemizde fayda var. Gelelim şimdi diyor ki hidrolize uğramazlar. Şimdi monosakkarit tek şekerli. Eğer bir tane şekerden oluşuyorsa doğrudur. Hidroliz yani sindirime uğramazlar. Bu doğrudur arkadaşlar. Dehidrasyon reaksiyonlarına katılır. Dehidrasyon neydi? Su oluşturma tepkimesi yani küçük bileşiklerin yani küçük organik bileşiklerin birleşerek büyük organik bileşikler oluşturması ve artı su oluşturmasıdır. Bunlardan glikoz, fruktoz ve galaktoz dehidrasyon reaksiyonlarına katılabilir. Hatta riboz ve deoksiriboz da yapıya katılırken bu şekilde reaksiyona katılabilir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen bulunur diyor. Doğrudur. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen vardır. Hücre zarından geçerler demiş. Doğrudur arkadaşlar. Küçük moleküllerdir. Geçerler. Bütün çeşitleri bitkiler tarafından üretilir demiş. Bakın. Biz ne dedik? Glikoz ve fruktoz bitkiseldir, bitkilerde üretilir ama galaktoz süt şekeridir, hayvanlarda üretilir. Dolayısıyla E şıkkımız yanlış olacak. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi glikojenin sindirimi sonucunda aşağı çıkar? Glikojen neydi? Hayvanlarda fazla glikozun karaciğerde ve kaslarda depo edilme şekliydi arkadaşlar. Dolayısıyla yapısında ne vardır? Glikoz vardır. Peki glikojeni sindirirken nasıl sindiriyoruz? Glikojen molekülü suyla birleşir. Ne oluşur sonuçta? Glikoz oluşur arkadaşlar. İşte burada diyor ki hangisi glikojenin sindirimi sonucunda açığa çıkar? Bakıyorum karbondioksit yok. Su çıkmaz. Su kullanılıyor aksine. Amonyak çıkmaz. ATP zaten solunum sonucunda üretiliyor. Bu da olmaz. Cevabımız ne olacak? Glikoz olacak. Gelelim üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlar için yanlıştır? A. Monosakkaritler sindirilmeden kana karışırlar. Bakın mono, tek şekerliler. Dolayısıyla tek şekerli oldukları için sindirilmeye ihtiyaçları yoktur. Bu doğrudur. Bütün monosakkaritler enerji verici olarak kullanırlar. Hatırlayın arkadaşlar, birinci soruyu hatırlayın. Birinci soruda bakın şurada dedik ki 5 karbonlular, 6 karbonlular var. Riboz ve deoksiriboz enerji verici olarak kullanılmaz. Bunlar yapıya katılır ama şu 3 tanesi enerji verici olarak kullanılıyor. Burada ne demiş? B şıkkında bütün monosakkaritler enerji verici olarak kabul edilir demiş. Bu yanlıştır. Cevabımız bu olacak. Diğerlerine de bakalım. Canlıların öncelikli enerji kaynağıdır. Evet hatırlayalım. Canlılar uzun süreli aç kaldıkları zaman hangilerini kullanıyorlardı enerji ihtiyacı için? İlk önce karbonhidratlar, daha sonra yağlar, en sonunda proteinleri kullanıyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Laktoz yalnız hayvan hücrelerinde bulunur. Laktoz neydi? Süt şekeri. Süt şekeri sadece hayvanlar tarafından üretilen bir şekerdir. Çünkü süt hayvanlarda bulunur. Memeli hayvanlarda tabii ki bunu unutmuyoruz. Glikoz tüm karbonhidrat polimerlerinde bulunur. Polimer demek büyük moleküller demektir. Karbonhidrat polimerlerini hatırlayalım. Neydi? Nişasta, kitin, selüloz ve glikojen. Hepsinin yapısında glikoz vardır arkadaşlar. Bu da doğrudur.
Yanlış cevabımız B şıkkı olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. Dördüncü sorumuz. Diyor ki aşırı karbonhidratlı besinlerle beslenen sağlıklı bir insanda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşemez? Aşırı karbonhidratlı beslenmiş. Diyor ki glikozun bir kısmı yağlara dönüştürülerek depolanır. Evet, eğer ki biz beslendiğimiz o karbonhidratı o an için harcamıyorsak, enerji üretmiyorsak bunda yağ dönüştürülür, depolanır. Bu doğrudur. Hücrelerde özümleme olayları artar. Özümleme demek yapım olayıdır arkadaşlar. Mesela diyelim ki siz bunu bilmiyorsunuz. Bu bir dursun. Şöyle en son bakarız. Diğer şıkları da okuyalım. Organizmada ağırlık artışı gözlenir. Sonuçta bir şeyler yiyoruz değil mi? Ağırlığımız artacak, midemizde olacak. Doğrudur. Glikozun bir kısmı nişastaya dönüşerek depolanır. Arkadaşlar insanlarda nişastaya dönüşme olayı var mı? Yok. Bizlerde fazla glikoz neye dönüşecek? Glikojene dönüşecek. Dolayısıyla yanlış şıkkımız D şıkkı olur. E şıkkını okuyalım. Glikozun fazlası karaciğer ve kaslarda depolanır. Doğrudur. Ama hangi kaslarda bakın? Çizgili kaslarda. Burada yazmamış ama yazması gerekiyordu. Çizgili kaslarda depolanır. Doğru. Gelelim B şıkkına. B şıkkı ben özümlemenin ne olduğunu bilmiyordum. Ama diğer şıkları okuyarak doğru cevabı buldum. Özümleme olayı yapım olayıdır arkadaşlar. Biz fazla karbonhidratlı besinlerle beslenirsek eğer bizim hücrelerimize uyarı gider ve glikozun fazlası karaciğerde ve çizgili kaslarımızda glikojen olarak depo eder. Dolayısıyla yapım olayları artar. Doğrudur. Geçelim 5. soruya. Son sorumuz. Diyor ki aşağıdaki denklemler bitkilerde bulunan iki farklı disakkaritin yıkımını göstermektedir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi disakkaritleri harflendirmiş. A maddesi A disakkariti C ile tepkimeye giriyor. D maddesinden iki tane oluşuyor. Şimdi biz disakkaritleri bir hatırlayalım. Neydi disakkaritler? Maltoz, sükroz ve laktoz değil mi? Bunların bileşenlerini bir yazalım arkadaşlar. Bakın glikoz artı glikoz. Glikoz artı glikoz neyi oluşturuyor? Maltoz artı su. Daha sonra glikoz artı fruktoz neyi oluşturuyordu? Sükroz artı suyu oluşturuyor. Daha sonra glikoz artı galaktoz. Glikoz artı galaktoz. Bu da neyi oluşturuyor? Laktoz artı suyu oluşturuyor. Şimdi ben bakıyorum. Bu tepkimelerin aslında tersini yazmış buraya. İki tane aynı molekülün oluştuğu tepkime hangisidir? Bakın maltozun olduğu tepkime. O zaman burada A maddesi maltoz mudur? Evet. A maltozdur. C maddesi nedir arkadaşlar? Maltozun yanında ne var? Su. O zaman C maddesi sudur. D'ye bakıyorum. D nedir? Glikozdur. Glikoz. Şimdi geliyorum şuraya bakın. Benim geriye iki tane tepkimem kaldı. Ama bize soruda bir şey söylemiş. Demiş ki bitkilerde bulunan. Şimdi bitkilerde şunun oluşma ihtimali var mıdır? Yok. Neden? Çünkü laktoz süt şekeridir. Bitkilerde bulunmaz. Dolayısıyla geriye kalan şu tepkime hangi tepkimedir? Burada yazdığımız ikinci tepkimedir. O zaman B maddesi nedir? B maddesi sükrozdur. Sükroz. Zaten C'yi bulmuştuk. D'yi de bulmuştuk arkadaşlar. E'ye ne kaldı? E'ye de fruktoz kaldı. Şimdi bunları bulduktan sonra hemen okuyoruz. Diyor ki A maltozdur. Evet A'yı bulduk, maltoz doğru. B galaktozdur demiş. Bakın B galaktoz mu? Hayır, B ne? Sükroz. O zaman bu yanlış. C sudur. Evet C'yi su olarak bulduk, doğru. D ve E hücre zarından geçebilirler. Glikoz ve fruktoz küçük moleküller oldukları için hücre zarından geçebilirler. Doğrudur. Doğru olanı sorduğu için cevabımız ne olacak? 1, 3 ve 4 olacak. Evet, bu soru çözümünü bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.